Arkadaşlar rüzgarlarla ilgili karşımıza çıkacak önemli tanımlardan bir tanesi rüzgar gülünün ne olduğudur. Hemen rüzgar gülünün ne olduğu ile ilgili fikrimizi oluşturalım. Herhangi bir yerde rüzgarların yıl içinde en fazla estiği yöne hakim rüzgar yönü denir. Hakim rüzgar yönü ile yer şekillerinin uzanış doğrusu arasında da ciddi bir paralellik vardır. Karşınıza bunlarla ilgili sorular çıktığında Lütfen şu bilgiyi unutmayalım. Demek ki rüzgar gülü ile yer şekillerinin uzanış arasında ciddi bir paralellik var. Ve bu paralellik aslında sana cevabı verecek. Yani diyeceksin ki rüzgar gülünde en etkili, en önemli şey yer şekillerinin uzanış doğrultularıdır. Lütfen bunu da aklımızda tutalım. Bununla ilgili bir örnek var. Örnek aslında bu anlamda konuyu biraz daha pekiştirecek ve daha rahat yapmanızı sağlayacak bir örnek. Rüzgar resmi sıklığı yani frekans istiyoruz biz ona. Bakalım şimdi bu örneğimizde gördüğünüz üzere bazı oklar daha uzunken bazı oklar daha kısa. Bölgeyle ilgili yorum yapmanızı isterse bu gibi sorularda hemen ne demiştik az önce? Yer şekillerinin uzanışı ile arasında çok ciddi bir paralellik vardı. O zaman arkadaşlar bölgenin güneydoğusunda, güneyinde ve güneybatısında yer şekillerinin bakın yine başlığım mutlaka yer şekilleri üzerine olacak. Yer şekillerinin uzanış doğrultuları daha Düzgün ve aslında yer şekilleri bu anlamda burada çok fazla yer kaplamıyor. O yüzden rüzgar daha fazla esebilmiştir. Yani uzun oklar daha çok esişi gösterecek. Daha çok esiş. Kısa oklar ise bana daha az esişi gösterecek. O zaman rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Oklar uzun ve büyükse ne diyoruz? Burada daha sade bir yer şekli var ve daha çok esiş var. Oklar daha kısa ise daha yoğun bir yeryüzü şekli ve buna bağlı olarak daha az esiş var diyebiliriz. <laughs>